Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Kasım ayı çok tutkulu, çok hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz önemli bir ay sevgili yengeçler. Evet, bir yeni ayımız var. 5 Kasım'da doğacak Akrep burcu yeni ayı, 19 Kasım'da dolunayla beraber bir ay tutulması yaşayacağız. Ay boyunca Mars Akrep burcunda 5. evinizde ilerleyecek. Enerjisi güçlü bir ay. Romantik konular, aşk konuları, çocuklarla ilgili konular özellikle ön planda olabilir. Evet, detaylara bakalım. Güneş ayın 21'ine kadar Akrep burcunda 5. evinizi aydınlatıyor olacak. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcu yeni ayımız doğuyor. Mars yine Akrep burcunda ve yeni aydan hemen sonra Merkür de teraziden ayrılıp 5. evinizi Akrep burcuna geçişini yapacak ve birlikte hareket edecek Merkür'le Mars. Burada yenilikler var, tabii ki yeni bazı istekler var, çünkü 5. ev aynı zamanda sizin kişisel girişimleriniz, arzularınız, isteklerinizle ilgili ve çok tutkulu olduğunuz bir dönem. Uranüs etkili bir yeni ay, Akrep yeni ayı, hızlı, sürpriz, heyecanlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aşık olabilirsiniz bu ay, kalbiniz boşsa sevgili yengeçler. Hızlı bir aşk gündemde olabilir ama çok tutkulu bir aşk bu. Uranüs etkisiyle belki böyle hızlı tüketilebilir ama çok da tutkulu olabilecek bir aşk. İlişkilerinizde, süre gelen ilişkilerinizde de bazı hızlı değişimler olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaş ilişkileriniz, işte gönül ilişkilerinizde böyle beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ve şaşırabilirsiniz. Parasal konularda yine hızlı gelişmelerin olabileceği bir ay. Yani özellikle spekülatif kazançlar alanında İnişler, çıkışlar, sürprizler olabilir. Bu yüzden parasal konulara biraz belki daha dengeli yaklaşmamız gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında boğa, akrep, aslan, kova gibi burçlarda, sabitlerde gezegenleriniz var mı? Varsa bu etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir. Çocuklar gündemde. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, evet, bu ay size bu fırsatı verebilir. Bir sürpriz haberle karşılaşabilirsiniz, bir hamilelik olabilir. Ama istemiyorsanız bu biraz stres de yaratabilir. İstenmeyen bir sürpriz de olabilir tabii ki. Çocuklarınız var, onlarla ilgili biraz meşguliyetler ön planda. Çünkü hem Merkür orada hem Mars orada. Çocuklar, onların eğitimi, onlarla ilgili konular, daha fazla böyle bir mücadeleniz var, daha fazla aksiyon var. Kendinizi gösterebileceğiniz, bazı yeteneklerinizi ortaya çıkarabileceğiniz koşullar olabilir. Kurslara gidebilirsiniz, hobilerinize ilgilenebilirsiniz, yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hani böyle çok bireysel anlamda da cesur, dışa dönük, aktif olacağınız, heyecanlı olacağınız bir ay Kasım ayı. Bence kuşkusuz çok heyecanlı, unutamayacağınız enerjiler var. Özellikle ayın 7'sinden sonra Merkür Mars birleşip Uranüs'le de güçlü bir açı yapmaya başlayacak. Yani 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım, bunlar gerçekten çok hızlı enerjiler getiriyor. Bu sürprizli olabilir dedik, bunlar biraz hani beklenmedik durumlar da yaratabilir ya da çok dürtüsel olabilir. Ama işte bunları kontrol etmek gerekiyor, doğru kontrol etmek gerekiyor. Çünkü huzursuzluk ve stres de yaratabilir bu ani gelişmeler. Parasal konulara, özellikle finans konularına dikkat edin. Çünkü Kasım ayı genelde biraz piyasalarında böyle dengesizleşebileceği ve gerçekten Uranüsyen, hani çok böyle sürprizlerin olabileceği bir ay. Bunun hani kişisel yansımaları olabilir hayatınıza. O yüzden para konularına ve piyasalara daha dengeli yaklaşmakta fayda var. Evet, ve ay ortalarında bu etki devam ediyor. 10 Kasım, 11, 12 Kasım çok güçlü, hızlı haberler, hızlı gelişmeler olabilir. Biraz tansiyonun yükseleceği zamanlar. 19 Kasım'a geldiğimizde artık ay dolunay fazına ulaşacak, bir tamamlanma, bir elde ediş, böyle bir farkındalık dönemi. Boğa burcunun 27 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşıyoruz. Yani daha güçlü bir dolunay bu. Etkileri daha uzun süreli bir dolunay. Hem bu yılın son ay tutulması, hem de 2022 ve 23'te önümüzdeki 2 yıl yaşayacağımız boğa akrep aksındaki ilk tutulma 11. evinizde meydana geliyor. Yani 11. ev konularınız, 5 ve 11 ev konularınız önümüzdeki 2 yılında önemli konularından, detaylarından olacak sevgili yengeçler. 11. eviniz aslında buradaki tutulma sizi bir hedefinize ulaştırabilir. Yani belki 6 aydır, belki Mayıs ayından beri uğraştığınız bir projeniz var. Artık bir sonuç alabilirsiniz. Tamamlanabilir bu. Ve bunun işle ilgili ise belki maddi anlamda bir elde edişi var. Çünkü boğa parasal kazançları da etkiler.
önemli güçlü kazançlar getirebilir size. Bir iş beklentiniz varsa bununla ilgili de gelişmeler olabilir. Bu sevgi, aşk, ilişkiler, sosyal yaşam, hani bu alanları da etkiliyor tabii ki 11. ev. Ve sizin bir başarıyla başkaları tarafından fark edilme, takdir edilme, bazı ödüller alma durumunuz da olabilir. Yani bu size belki statünüzde, belki iş alanındaki mevkinizde böyle bir yükselme, bir terfi getirebilir. Maddi ödüllerin yanı sıra başarı da elde edebilirsiniz bu tutulmayla beraber. Ve tutulma sosyal çevrenizde bazı gelişmeler getirebilir. Yani belki bir arkadaş grubundan ayrılabilirsiniz ya da bir ilişki bitebilir. Bunun yanı sıra tabii başka bir çevreye girme, başka bir iş çalışması nedeniyle başka bir grup içerisinde belki çalışmalar gündeme gelebilir. Genellikle ay tutulmaları bizi duygusal olarak da etkiler. Aynı zamanda biraz daha böyle sonuç alma, tamamlanma enerjileri taşır. Bazı hedeflerimize bizi ulaştırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yengeçler. Eğer sizin boğa burcunda akrep, kova, aslan gibi sabitlerde gezegenleriniz bulunuyorsa ve 27 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma tesirleri daha güçlü olacaktır. Özellikle sabitlerde gezegenler varsa zaten Kasım ayı sizin için daha güçlü etkiler getirecektir. Çünkü çok fazla sabit burçlarda hareketler var. Bu da bir şekilde size yansıyacaktır. Özellikle 5-11 aksınızı hareketlendirecektir. Toprak burçlarında mesela boğa burcu toprak ve su burçlarıyla yakındır. Mesela oğlak burcunda ya da başak burcunda yine 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ya da işte su burçlarında güneşiniz ya da diğer su burçları balık ya da akrep burçlarında yine 27 derece ve yakınlarında özellikle iyicil gezegenleriniz varsa ay olabilir, venüs olabilir, jüpiter olabilir. Bu olumlu etkiler, yani maddi manevi kazançlar, bir başarıya ulaşma, mutlu olma, bazı hedeflerinize ulaşma, bazı hayallerinizin gerçekleşmesi çok daha mümkün. Bunları destekleyebilir bu tutulma. Kasım ayında da bu sonuçları alabiliriz ama yıl sonuna kadar etkiler devam edebilir hayatımızda sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.